kendi rızamla gittim. Beni kimse kaçırmadı. Anlaşıldı mı? Eğer böyle yaparsan babana da Hicran ablana da bir şey yapmam. Kimseye söyleyemem gerçeği. Daha biraz önce konuştuk, hayırdır? Meleğe ne yaptınız? Ben hiçbir şey yapmadım. Hesap sormuyorum. Ya çocuk geldiğinden beri bir tuhaf davranıyor. Sürekli ağlıyor, kimseye hiçbir şey anlatmıyor. Neler olduğunu bilmem lazım. Orada olmadığımı söyledim sana, bilmiyorum. Öğren o zaman. Benim olanları bilmem lazım. Koray, risk almayalım. Risk almayalım ki ileride önümüze engel çıkarmasın. Anladım. Tamam. Öğreneceğim. Bir şey söylemeyecek misin? Bak. Masum olduğunu, o adamın bir ilişkin olmadığını biliyorum. Sen de beni seviyorsun. Benim seni sevdiğim kadar. Emre. Hicran bak. Bak korktuğunu da biliyorum. Kaybetmekten korktuğunu da biliyorum. Ama lütfen yapma. Bizim mutluluğumuzu korkularına feda etme. Sana söz veriyorum, bu defa biz kazanacağız. Her şey çok güzel olacak. Sen yeter ki benimle gel. Kadınım ol. Yaşadıklarımız yaşanmamış gibi yapıp biz arkamızı çekip gittiğimizde de bütün sorunlar bitecekmiş gibi çekip gidemeyiz Emre. Ya her şey farklı olursa? Keşke. Keşke her şey bambaşka olabilseydi Emre. Bak bundan sonraki hayatımızda keşkeler olmayacak İcan. Sana söz veriyorum, ne Adnan olacak hayatımızda, ne Koray denen şerefsiz, hiçbir şey olmayacak. Biz çok güzel bir hayat yaşayacağız. Her şey değişecek. Değişmeyecek. Kimsenin değiştiremeyeceği şeyler var. Kurmamam için bana güç ver. Onu çok seviyorum. Ama sevdiğim adama ben ölüyorum diyemem ki. Onu bu acıyı yaşatamam. İstemiyorsan konuşmayalım istersen. İstiyorum. Tamam, gel o zaman konuşalım. Gel Meleğim, gel. Otur şöyle. Korkma, tamam mı? Ben senin her zaman yanındayım. Hadi Meleğim, anlat bana. Ne oldu? Bak, söz veriyorum, kimseye tek kelime bile etmeyeceğim. Aramızda sır olarak kalacak bu, tamam mı? Meleğim, sana bir şey yaptılar mı? Zarar verdiler mi? Hicran abla. Meleğim bak, söz veriyorum kimseye anlatmayacağım ama bana her şeyi anlatmak zorundasın. Çünkü bizi ancak bu şekilde koruyabilirim. Lütfen anlat, söz veriyorum aramızda kalacak. Babama da mı söylemeyeceksin? Asla. Adnan. Adnan diye birini götürdüler beni. Akrabaymışız. Adnan mı? Sana herhangi bir zarar verdiler mi? Canını yaktılar mı? Hayır ama
birine bir şey söylersem... Evet. Sana ve babama zarar vereceklerini söylediler. Merak etme. Kimse bize zarar veremeyecek Meleğim. Babana da bana da bir şey olmayacak. Ne olur İcran abla, babama söyleme. O adamlar çok kötü. Ya sana bir şey yaparlarsa, babama zarar verirlerse? Olmayacak öyle bir şey Meleğim. İkimize de zarar veremeyecekler. Olmasın. Ben senden, babamdan ayrılamam. Ben de senden ayrılamam canım kızım. Ama kötü insanlar değil, ölüm koparacak beni senden. O aptal çeneni tutamayacağını biliyordum Melek. Ne durumdayız Koray? Yeliz Hanım arıyor Adnan Bey. Aç bakalım ne diyor. Buyurun Yeliz Hanım. Acil plan değiştirmemiz lazım. Melek tüm olanları Hicran'a anlattı. Şimdi ne olacak Hicran abla? O adamlar bizden ne istiyor? Ne yapacaklar? Hiçbir şey yapamayacaklar Meleğim. Baban onlardan çok daha güçlü. Hepsinin hakkından gelecek. Seni de koruyacak, merak etme. Peki ya sen? Ben de koruyacağım Meleğim seni. Öyle bakma bana Meleğim. Mahzun, kırık. Elimde olsa sonsuza kadar yanından ayrılmam. Ayağına taş değdirtmem. Ama gücüm yok kızım. Vaktim tükeniyor. Rahatsız etmiyorum ya. Yemek hazır. Ona haber vereyim dedim. Melekciğim, bak bütün gün aç açına durdun. Hadi gel iki lokma bir şey ye. Sen de benimle gel. Beni yalnız bırakma. Meleğim. Sen şimdi git yemeğini ye, ben de geleceğim. Sana söz veriyorum, tamam? Hadi. Seni belki ama konuşalım mı biraz? Tabii konuşalım. Son günlerde her yerin haldeyiz sanki ha? Yo Hafize, ben gayet iyiyim, teşekkür ederim. Bak üstüme vazife değil biliyorum ama seni böyle görünce fena oluyorum. Yeni tanıştık belki ama senin yüzünden belli kalbin iyiliği. Ama gözlerin hep nemli, hep kederli. Hadi anlat bana. Senin için yapabileceğim bir şey varsa başımla beraber. Yok Hafize. Benim için yapılabilecek hiçbir şey yok. Aha, deme öyle. Ölümden başka her şeyin çaresi var. Hadi derdini de söyle. Elbet bir derman buluruz. Söylediklerin için, dostun için çok teşekkür ederim. Ama inan yapılabilecek hiçbir şey yok. Peki. Belki bugün yoktur. Ama bir gün olursa ben hep buradayım. Bunu sakın unutma, tamam mı? Unutma. Ben Meleği daha fazla yalnız bırakmayayım, tamam. Yazık. İçi kavruluyor belli. Ama tek kelime de çıkmıyor ki ağzından. Aklı fikri Melek'te. Vallahi böyle sevgi zor bulunur. Ah Hicran'a, dualarım seninle. İnşallah bir an önce diner şu gözünün yaşı. Aliye Hanım, konuklar geldi efendim. Ne konu? Adnan korkmaz.
kim olduğumu biliyorsunuzdur. Adnan, sen... Nurten, sizinle aramızdaki tüm sorunları konuşmak için geldim buraya. Her şeyimsiniz. Sizin için vazgeçemeyeceğim, ezip geçemeyeceğim hiç kimse yok. Her şey çok güzel olacak. Ben eve, pardon efendim. Ne oluyor abi? Efendim o adamlar geldi. Bu Adnan Korkmaz da Koray. Şu an konaktalar. Demek meydan okuyorsun Adnan Korkmaz ha? Hadi bakalım. Yüreğin kadarı bile indi. Kuvvetli mi görelim? Ne diye benim evime giriyorsunuz? Ha? Şu köpeğini de alın defolun gidin buradan. Hiç sana yakışıyor mu bu hareketler? Efendi efendi konuşmaya geldik şuraya. Akrabayız üstelik. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Sen derdini polise anlatacaksın. Hemen polis çağır. Emre Bey fevri davranıyorsunuz. Sakince oturup konuşursak her şeyi çözebiliriz. Bu şekilde hiçbir yere varamayız. Kızın olduğunu biliyordum. Ne kadar da büyümüş. Çok da güzel maşallah. Sakın. Eğer benim kızıma elini sürersen senin o elini kırarım. Kızını ilk defa görüyorum Emin. Küçük hanım, size daha evvel karşılaştık mı? Yeter. Bu kadar fazla Meleği korkutuyorsunuz. Hadi gel Meleğim, odama geçelim. Kaygılarını anlıyorum Emre ve saygı duyuyorum. Tabii söz konusu evlatlarımız olunca her şey değişiyor değil mi? Ben de bir baba olarak sana yaşatılanlar için af dilemeye geldim. Yani benim bilgim dışında ufak bir tatsızlık olmuş. Kusura bakma. Hem artık ortağız. Bir aile gibi davranmamız gerek değil mi? Ben seninle ortak falan değilim. Emre, Meleği daha fazla korkutmayalım oğlum. Evet, her şey evlatlarımız için değil mi? Siz dua edin, şu an bu evde benim kızım var. Yoksa bu eve girdiğin gibi seni sağ salim bırakmazdım buradan. Bak, benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Benim evimden gideceksin ve bir daha buraya gelmeyeceksin. Hı? Emreciğim, Emreciğim lütfen. Rica ediyorum sakin ol. Bak Adnan Bey buraya kadar gelmiş, bir yanlış anlaşılma var diyor. Dinleyelim değil mi? Hani bir anlatsın derdini. Hem demek ki gerçekten ortada böyle bir şey var. Emreciğim burada muhatap olmasak bile biz holdingde muhatap olmak zorundayız zaten. Çok fazla savaşamayız değil mi? Değil mi Nurten Hanım? Anlayışınız için minnettar Nizam. İnanın kimseyi huzursuz etmeyecek burada konuşacaklarım. Böyle ani gelişimin sebebi de bu mevzunun benim için gerçekten çok önemli ve bir sürpriz olması. Tamam. Tamam Adnan Bey. Anlatın. Ne anlatacaksanız şimdi anlatın. Ne istiyorsunuz bizden? Şimdi ben sana su da vereyim. Ama İcan abla, adamlar evimize kadar geldi. Ya babama bir şey yaparlarsa? İç bir tanem suyunu. İç sen bir tanem. Tamam bir tanem, sakin ol. Bak, hiçbir şey olmayacak. Bana güven, tamam mı? O adamlar gidecek. Sana, bize, kimseye zarar vermeyecekler. Söz veriyorum sana, tamam mı anneciğim? Bak, hem baban sana zarar gelmesine izin verir mi? Sen burada beni bekle, ben hemen sütünü hazırlayıp geliyorum, tamam mı? Neden geldiniz peşimizden? Ya Meleği korkuttuğunuz yetmedi mi?
Birlikte odasına kadar giriyorsunuz. Bu ne cüret? Geç bakalım. O adam öyle görünce çok korktum. Bize bir şey yapacak zannettim. Hayır Melih. Bak onlar bize hiçbir şekilde bir şey yapamazlar. Zarar veremezler. İnan bana, tamam mı? Hadi bakalım sen şimdi birazcık dinlen, uyu. Ben zaten senin yanındayım, tamam mı? Uyuyamam. Ya adamlar tekrar gelirse? Bize bir şey yapmak isterlerse? Hayır Melih'im, gelemezler. Göreceksin bak. Artık eskisinden daha mutlu, daha güvende olacaksın. Babam onlardan daha güçlü değil mi? Bizi korur. Canımızın acımasına hiç izin vermez. Baban çok güçlü ve mert bir adam. Bizim saçımızın tenine bile zarar gelmesine izin vermez. Ona sahip olduğumuz için çok ama çok şanslıyız Melih'im. Hadi bakalım uyku zamanı. Asıl ben size sahip olduğum için çok şanslıyım. Ve bu şansımı asla kaybedemem. Gerekeni yapacağım. Bizim için. Ailemiz için. Seni kaçırdılar kızım. Canını yaktılar. Küçücük kalbine korku saldılar. Yaralarını iyileştirmek için son kalan günlerimi gözümü bile kırpmadan feda ederim. Ama ya sonra? Sonra ne olacak? Ben gidince kim sarıp sarmalayacak seni? Sana güvenli bir hayat vermeye mecburum Melih. Bundan sonra mutlu, huzurlu, tehlikelerden uzak bir dünya inşa etmek için uğraşacağım Melih. Baban için de. Günaydın. Günaydın Melih'im. Ağlıyor musun sen? Neden? Ben seni öyle üzgün, bir de korkmuş görünce dayanamadım herhalde Melih'im. O yüzden ben hep sen gül istiyorum, mutlu ol istiyorum. Sen yanımdayken ben hep mutluyum. Sana sarılınca her şey geçiyor. O zaman sarıl bana. Hicran abla ne oldu? Bir tanem. Ne olacak? Baban konağı satıyor. Her birimiz bir yana dağılıyoruz. Yani Hicran ablan ne yaptı etti, muradına erdi sonunda. Nasıl yaparsın bunu Emre, bunca insan melek olacağını? Hicran abla. Anneannemin söyledikleri doğru mu? Gidecek miyiz bu konaktan? Bilmiyorum Melih. Peki ya gidersek? O söz verdiğin tatile mi gideceğiz? Sadece sen, ben, babam. Dedim ya Melih'im, inan ki bilmiyorum. Babanla daha konuşmadım. Hadi bir tanem, okula geç kalacaksın. Bak ilk dersin de matematik, kaçırmaman gerekiyor. Gel. Bugün okula gitmesem, yanında kalmak istiyorum. Hem de babamla ne konuştuğunu bilmek istiyorum. Melih'im, bak bu konu tartışmaya kapalı. Okula gideceksin, derslerinden geri kalmaman gerekiyor. Ama... Aması falan yok. Hadi bakalım, gel hazırlayayım seni. Emre'cim, ben de seninle konuşmaya geliyordum. Buyurun Ali Hanım. Sürekli sorgulanmaktan hoşlanmadığını söylüyorsun. Ama ben senin annen sayılırım. Aldığın kararların yersizliğini, mantıksızlığını görerek sessiz kalamam. Ya bu iş böyle çözülmez Emre'cim. Kendini düşünmüyorsan Meleği düşün. Onun geleceği ne olacak? Ben herkese her şeyi düşünüyorum zaten, merak etmeyin. Yani kendiniz için de endişelenmeyin.
Her şey satıldıktan sonra herkese yeni bir başlangıç için para yetecek. Hatta ben sizi rahat edebileceğiniz bir daireye de yerleştireceğim. Konu bu değil ki Emre. Konu o kadın. Onun gözünü kör etmesi, mantığını yitirmen. Ya farkında değil misin sen? Onun yüzünden hepimiz parçalanıyoruz. Ailemiz darmadağın oluyor. Aliye Hanım bakın ben size bir gün olsun saygısızlık etmedim. Siz benim kızımın anneannesisiniz. Ben size hep hürmetle yaklaştım. Ama eğer konu hicran olursa her şey değişir. Hicran benim için Melek'le beraber bu hayattaki en değerli şey. Ve ömür boyu da öyle olacak. O yüzden hicrana kötü söz ya da bırakın kötü söz, imada bile bulunmayacaksınız. Yoksa sizinle iletişimimiz çok yüksek diyorlar. Emre! Lütfen. Önemli rica ediyorum. Allah kahretsin. Hale bak. Bir sokak süpürüntüsü yüzünden ailemiz çöküyor. Duk hepimiz mahvolduk. Neredesin? Dışarıdayım. Ne oldu? Ne bu sinir? Ne işin varsa iptal et. Hemen buluşmamız lazım. Hemen. Tamam. Dur biraz sakin ol. Nerede buluşalım? Konumu mesaj olarak göndereceğim sana. Hemen çık yola. Tamam. Hadi bakalım geç kalmayalım, tamam? Almam izin vermiyorsun. Bari sen de benimle gel. Bir tanem konuştuk bunları. Halletmem gereken işlerim var. Akşam birlikteyiz söz. Tamam. Hadi Melek'ciğim geç kalmayalım ya. Hadi. Melih. Canım kızım benim. Konuşmamız gerekiyor. Tabii konuşalım. Baba. Nasılsın bir tanem? İyiyim. Sadece. Sadece ne? Hicran ablam. Artık eskisi gibi değil. Eskiden okulduğun şey hep beni karşılardı. Artık bizi sevmiyor mu? Nereden çıkardın bir tanem bunu? Ne zaman görsem hep ağlıyor, hep üzgün. Hep bir yerlere gidiyor. Biliyorum. Kızını aradığı için çok acı çekiyor. O yüzden mutsuz. Ama eskiden beni de kızı gibi severdi. Bıktı mı bizden? Hicran ablam artık bizim yanımızda olmak istemiyor mu? Melek bile farkında ördüğün aşınmayan duvarların. Neden bunu bize yapıyorsun? Cevap vermeyecek misin? Yoksa Hicran ablam sana bizi istemediğini mi söyledi? Hayır bir tanem. Bak sen bunları düşünerek kendini üzme olur mu? Her şey iyi olacak. Peki gidecek miyiz? Sen, ben, Hicran ablam aile olacak mıyız? Bunun gerçekleşmesi için elimden ne geliyorsa yapacağım bir tanem. Senin için, Hicran ablan için, bizim mutluluğumuz için her şey. Tamam mı? Sana söz veriyorum. Gel bakayım. Gel gülüm. Senin, yani uçağın vardı. Uçak gitti ama ben gidemedim. Neden? Senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Benim yüzümden kendini riske attın. Yani ben vicdanımı burada bırakmıyorum Cihan. Giderken onu da götürüyorum. Gitseydim,
kendimi asla affetmeyeceğim çok büyük bir yükün altına girecektim. Sahi sen nasıl kurtuldun? Gerçek suçluyu bulmuşlar herhalde. Serbestsin dediler. Şükürler olsun. Yani ikimiz de aklandık. Kimse zarar görmeden kurtulduk bu işten. Evet. Yani peki şimdi ne olacak? Yani başka bir uçakla mı? İki bilet yaktım. Yani bir bilet daha yakmaya hiç niyetim yok. O bilet paralarını dükkana yatırsaydım kalkınmıştık zaten. Kalıyorsun o zaman. Yenilgiye tamam, mücadeleye devam. Yani hayatımın daha iyi olması için savaşacağım. Ben telefonumu açmayı unuttum ya. Kimse benim gitmediğimden haberdar değil. Söyle. Leyla oğlum geri döndü efendim. Güzel. Cihan'ın gözünü korkutmak işe yaradı demek. Heyecan tatlı tabii. Sen de dikkat çekmeden çık bir an evvel oradan. Bugün Ermen kompozisyon yazmamızı istedi. Konu neydi? Gelecekten bir gün. Ben de öğretmen olmuşum. Her tarafımda çocuklar. Bazıları yaramazlık yapıyor ama kızmıyorum. Sevgiyle sarılıyorum onlara. Bir yanlış yaparlarsa doğrusunu tatlı tatlı uyarıyorum sadece. Hicen ablamın yaptığı gibi. Bir tanem, yani böyle bir hayale tutunduğun için seninle gurur duyuyorum. Bakarsın günün birini sana bir okul açarız. Yani böyle bir sürü mutlu olabileceğin öğrencilerle beraber yaşarsın hayalini. Olmaz mı? Canım babam, seni çok seviyorum. Ben seni daha çok seviyorum. Ben belki seni bırakıp gidiyorum kızım ama Emre sana bir ömür boyu babalık yapacak. Tek tesellim seni bu kadar güvenilir bir insana bırakmak. Gerçeği bilmeden, öğrenmeden sonuna kadar seni öz kızı gibi sevecek bir babaya bırakmak. Benim yokluğumun acısını birlikte iyileştireceksiniz siz. Baban yaralarını saracak meleğim. Sana güzelliklerle dolu bir gelecek sağlayacak. Acilen bitirmeliyim. Emre Melek'in kızım olduğunu da hastalığımı da öğrenmemeli. Kızımı ona emanet edip sessizce hayatlarından çıkmalıyım. Onlara daha fazla zarar veremem. Ama nasıl? Nasıl yapacağım bunu, nasıl? Hicra? Her yerde seni arıyordum. Neredeydin? Arkadaşımın bana ihtiyacı vardı da onun yanındaydım. Buradakilerin de sana ihtiyacı var Hicra. Meleğin, benim. Emre. Hicran bak hiçbir şey söyleme, sadece beni dinle. Ben hayatımı öylece yaşıyormuşum. Aslında benim sana ihtiyacım varmış. İçimdeki boşluk, o büyüyen boşluk aslında senin yokluğunmuş. Ben seni bulduğum zaman anladım bunu. Emre ne olur bunu yapma. Hicran asıl sen bunu yapma. Hani bana diyorsun ya beni unut diye. Bu artık mümkün değil Hicran. Çünkü seni unutmak aslında kendimi unutmak demek. Ama unutmak zorundasın Emre. Neden Hicran? Niye? Ya bana elle tutulur bir şey söyle artık. Neden benimle olmuyorsun? Neden bu kaçış? Evet, kaçıyorum. Kaçmak zorundayım. Çünkü bizim birlikte olmamız imkansız Emre.
Çok güzel bir rüya. Beni dünyanın en mutlu kadını yapabileceğim bir hayal. Ama beni affet Emre. Biz hiçbir zaman birlikte olamayacağız. Olacağız Zira. Biz birlikte olacağız. Hicran ablanın yaptığı gibi olmuyor ya. İsyan eden bir ses mi duydum ben? Neye kızdın sen? Sana kızdım biraz. Neredeydin? Seni çok özledim. Bir tanem, sana bahsettiğim bir arkadaşım vardı ya, ona gittim ben. Yoksa seni yalnız bırakır mıyım? O kokundan, ipek saçlarından bir an olsun ayrılma. Hiç bırakma beni, hep yanımda ol. Keşke bebeğim. Keşke sonsuza kadar yanında kalabilsem. Bir koza gibi sarsam seni. Dünyada ne kadar kötülük varsa hepsinden korusam. Gerçekten annelik yapabilsem sana. Ama gitmek zorundayım kızım. Niye sustun? Yoksa bırakacak mısın beni? Hayır bir tanem, gitmeyeceğim. Ben hep yanındayım senin, korkma. Ah, korktum bir an. Hadi gel otur bakalım, anlat bana. Ne yaptın? Okul nasıl geçti? Kompozisyondan vize aldım. Aferin sana. Öğretmen gelecekteki hayalimizi anlatmamızı istemişti. Ben de seni anlattım. Böyle sıcacık, anlayışlı, sevgi dolu, anne gibi. Meleğim. Canım kızım benim. Günaydın. Meleğim, hadi iyi dersler sana. Hadi güzel kızım, gel. Geç kalmayalım, hadi. Süleyman abi, Meleğim bugün İngilizce kursu var da bir saat geç alabilir misin okuldan? Benim bilgim var. Emre Bey talimat verdi bana. Herkes kızgın bana. Herkes uzaklaşıyor benden. Süleyman abi bile. Ya Emre? Emre ne olacak? Biz hiçbir zaman birlikte olamayacağız. Olacağız Zira. Biz birlikte olacağız. Emre buna inandıkça daha büyük bir yıkımla karşı karşıya kalacak. Yaraları daha derin, acıları daha büyük olacak. Ben Emre'ye bunu yapamam. Sevdiğim adamı üzüntüye mahkum edemem. Bir yolu olmalı. Bir çaresini bulmalıyım bunun. Emre birlikte olamayacağımıza inanmalı. Beni bırakmalı. Ölüm çok yakınında. Ama ne Emre'yi ne de Meleği koruyabiliyorum. Yokuş aşağı gidiyor her şey. Yanımda onları da sürüklüyorum. Oysa tek istediğim Meleğin mutlu olması, güvenliği. Emre'nin üzülmemesi, canının yanmaması. Hicran? Söylediklerini... Verdiğin tepkiyi çok düşündüm. Burası bizi boğuyor. Bu konak yüzünden benden kaçıyorsun. Bu zenginlik, bu şatafatı, yaşananlar.
Sana söz veriyorum, bunların hepsinden kurtulacağız. Senin gibi saf, güzel bir hayatımız olacak. Bundan sonra sadece mutluluktan ağlayacaksın. Sen bana inanmasan da, benden korkup kaçsan da... bunu ispatlayacağım sana. Cennet gibi bir hayatımız olacak. Sadece sen, ben ve kızlarımızın oldu. Gittikçe daralıyor. Gücüm tükeniyor. Ömre'yi benden koparmak için bir yol bulmalıyım. Bir şey yapmalıyım ama ne? Allah'ım ne olur yardım et bana, ne olur. Baba. Güzel kızım. Gel bakayım buraya. Annem. Çok özledim seni. Ben de senin gelmeni bekliyordum. Sana mükemmel haberlerim var. Ne haberi? Gel bakayım, gel. Gel oturalım önce. Abba. Ver çantanı. Tanem. Baban olarak bunu ilk benden duymanı istedim. Ben bugün İcan'la evleniyorum. Gerçekten mi? Evet bir tanem. Ama bak bu bir sürpriz olacak. Hicran'ın hiçbir şeyden haberi yok ve son ana kadar da haberi olmasını istemiyorum. O yüzden ufak bir yardımına ihtiyacım var. Ne istersen. Oh benim güzelim. Bak hazırlıklar tamamlanana kadar Hicran'ın yanından ayrılmasına müsaade etmeyeceksin, tamam mı? Ve hiçbir şeyden haberi olmayacak. Anlaştık. Benim güzeller güzelim. Melih'im sana sorunu yazıyordum. Aa. Nasıl almışım? Çok güzel olmuşsun Meleğim. Bu elbise nereden çıktı? Babam aldı. Öyle mi? Prenses gibisin. Gel. Aa. Hazırlanmadın mı sen daha? Ben onu tamamen unutmuşum Hafize ya. Çok özür dilerim. Hadi oyalanmayalım. Bir an önce hazırlanalım da çıkalım. Ha? Hafize. Ya beni bugünlük affetsen, çok yorgunum, bitkinim. Ama oyun bozanlık yapma. Hem haber verdim gideceğimizi. Şimdi sözümüzden cayarsak ayıp olur. Emre Bey de izin verdi işte. Hafize abla ne oldu? Ya Hafize ablanın akrabasının bir nişanı var bir tane. Ona gidecektik birlikte. Harika. O zaman hadi seni hazırlayalım. Tamam o zaman, hadi ne yapalım? Hadi gel bakalım Melek. Az kaldı Ciran. Birkaç saat sonra bambaşka bir hayatımız olacak. İyi günler efendim. Çok güzel oldun Ciran abla. Maşallah, su gibi. Sırada makyaj var. Ay yok ya, ben makyaj yapmam. Şöyle bir allık sürsem yeter bana. Hayır, ruj olmazsa olmaz. Değil mi Hafize abla? Evet, şöyle uçuk pembe. Memuru geldi. Tamam abi, salonu al geliyorum. Dur, dur Adnan. Hayırdır Nurten? Yol kesmeye mi başladın? Saçmalama, seni bekliyorum zaten. Sebep?
Niye yollarımı gözlüyorsun? Neden olacak? Konağa gelip de ortalığı karıştırma diye. Saçmalama lütfen ya. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ne? Ben mi ne yapmaya çalışıyorum ha? Baba. Çok güzel oldun Can abla. Asıl şimdi sen gerçek melek gibi oldun. Hadi artık çıkalım. Ya tamam da neden bu kadar acele ediyoruz ki? Söylemeyeceğim. Sadece sorduğum soruya cevap ver. Ben seni çok seviyorum. Ve ömrümün sonuna kadar da sadece seni seveceğim. Benimle evlenir misin?